Şuncacık sabi hiç kaçırılır mı ulan? Vallahi reis, Taner bir ders alsın. Kimsenin çocuğunu anasından habersiz kimselere götürmesin diye düşündüm ama olay bu noktalara geldi. Ulan benim yeğenime ders vermek sana mı kaldı? Kusura bakma reis. Bir özürle yırtamazsın. Konuşacağız. Yürü. Sana. Bir baba evladına yanlış yapmaz anne. Bir baba beş evlada birden bakar da beş evlat birleşip bir babaya bakamazlar. Lan yere git serseri, iki dakika mafyanın elinde kaldı. Hareketlere bak, hemen mafya oldu başımıza. Osman amca, buyur hadi bir kahve içelim biz de. Ben hali yoruldum. Bu kadar aksiyon yeter ya, ha? Dinlenmek lazım. Çok teşekkür ederiz Osman Bey. Gerçekten yani hayatınızı tehlikeye attınız bizim için. Bugünlerde hayatımızı tehlikeye atmayacağız da ne zaman atacağız hanımefendi? Ayrıca önce vatan, sonra dostlar. Ve dost da küçük bir vatan olduğuna göre gerisi teferruat. Ya mafyanın bulunduğu lokasyonda sadece tansiyonun düştü senin ya. Ne bu tripler arkadaş? Hepsi mafya oldu başımıza. İstanbul'u terk edeceksin. Bu yaştan sonra nereye gideyim ben reis? Etme eyleme gözünü seveyim. Kötü bir niyetim yoktu. Onu çocuğu alıkoymadan önce düşünecektin. Gideceksin. Racon kesildi. Yurt dışı mı peki illa? Yurt dışı. Montenegro'ya gideyim bari. Kumarhane açarım. Bence Portekiz'e git. Hem Avrupa'nın en ucuz ülkelerinden biri. Deniz de var. Aynı İstanbul gibi yani. Deniz anlamında. Yoksa ucuzluk anlamında. Evladım, Montenegro'da kumar işleri hazır diyor. Portekiz'de kumarhane ne arar? Ben de onu diyorum işte. Sektör boş. Rekabet etmezsin. Hem yeni bir dil öğrenirsin belki. Bu yaştan sonra nasıl dil öğreneyim? Fransızcan varsa kolay. Yani aynı Latin dili ailesinden. Hem yeni bir dil öğrenmek Alzheimer'ı da geciktiriyormuş. Senin de tam geciktirme yaşların geldi bence. Arapça mesela. Geciktirme konusunda çok iyi. Ama Portekiz'de Arapça bir işine yaramaz. Net. Bu arada kıyafetin çok çirkin. Çocuk da öyle dedi. Haklı, çirkin çünkü. Bana bak, orada da böyle giyinip bizi rezil etme ha. Sonuçta sen Türkiye'yi temsil ediyorsun yani. Bu arada o kadar çatışma oldu, sen bu refleksizlikle iyi ölmedin mezun reisim. Anlıyorum. Vay be. Nasıl paket ettik ama mezun reisi? Vallahi kendimi tebrik ediyorum. Adamı Portekiz'e şutladım. Hayır ona kalsa Montevideo'ya gidecek. Ya senin Uruguay'da ne işin var be adam? Allah Allah. Bir de Avrupa'da zannediyor orayı. Neymiş? Arapça öğrenecekmiş. Ya Uruguay'da Arapça ne işine yarayacak? Sığırcık ya. Ama gerçekten kendimi tebrik ederim. Dur bakalım. O kadar da tebrik etme kendini. Seninle işimiz daha bitmedi Taner Efendi. Sonuçta bu işleri başımıza sen açtın. Ya amca ben o sabicik babasına kavuşsun diye girdim o toplara ya. Yoksa ne işim olur yani? Bunu kurulu anlatırsın artık. Bir süre rölanti modunda gideceksin. Sonra biraz dinleneceksin. Ondan sonra bir daha kurul murul yok. Ya amca ne kadar çok kurul dedin ya. Bir cümle içinde bu kadar çok kurul kullanılır mı? Kurul da kurul, kurul da kurul. Amca,
Acaba bu guruldan mı geliyor? Enteresan. Yani düşünsene, midesi guruldayan koca koca adamlar birleşiyorlar, bir teşkilat kuruyorlar, milletin parasına çöküyorlar. Gurultay, gurul üyesi. Enteresan. Mesela sofraya kurulmak da buradan geliyor olabilir. Gurul ya, gurulmak. Çok tuhaf ya. He Taner, he. He. Ya amca, sen hani rölantimot falan dedin ya. Ben ne yapacağım orada? Acaba Montevideo'ya gidip kumarhane mi açsam? Hayır, bu fikri unut. Böyle bir şey yapmayacağım. Çünkü bu tezi az önce çürüttüm. Ama Montenegro olabilir. O tezi çürütmedim. Beni çürüttün Taner. Beni çürüttün. Çürütürüm. Var öyle huylarım, net. Amca, şimdi bu kurul beni şutlarsa ben ne yapacağım? Asıl sen ne yapacaksın? Sen benim boşluğumu nasıl dolduracaksın? Benim boşluğum dolmaz ki. Dolar mı? Bence dolmaz. Tabiat boşluk kabul etmez evladım. Bakacağız. Elbet bulacağız birilerini. Aa! Ulan önce direksiyon şimdi ayna. Ben böyle böyle araba yaparım arkadaş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.